Ceren Özdemir'in katilinin açık cezaevinden firar etmesi siyasetin de öncelikli gündemi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül yeni bir infaz düzenlemesini işaret ederken meclis başkanı da tedbir almamız lazım dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ceren'in ailesini arayarak taziyelerini iletti. ...2005 yılında 14 yaşındaki bir çocuğun canına kıymak istedi. 12 ayrı suç kaydı olmasına rağmen ikinci kez açık cezaevine alındı. Ve bir kez daha firar edip o bıçağı Türkiye'nin yüreğine sapladı. Bu caninin en ağır cezayı alması, hak ettiği cezayı alacağına da inancımız tamdır. Ceren Özdemir'in vahşice öldürülmesinin ardından açık cezaevine geçiş tartışılıyor. Yeni düzenlemenin ilk sinyalini Adalet Bakanı verdi. Hem idari olarak hem yasal olarak neler yapılabilir bu konu elbette çalışılacak. Açık cezaevine koyan infaz rejimi OHAL KYK'sının marifetidir. Ama böyle bir mantık silsilesi kurarsanız, kanun çıkaranların hepsini yargılayan bir sonuca giderseniz meclisi de çalışamaz hale getirirsiniz. Yönetmeliğe göre 10 yıl üzerinde ceza alanlar şartlı salıverilmelerine 7 yıl kalınca İHAL raporu alıp açık cezaevine geçebiliyor. O rapor cezaevi idare ve gözlem kurulu tarafından veriliyor. Mevzuata aykırı söz konusu bu yönleriyle incelenmekte. Yeni düzenleme için meclisi işaret ettiği Adalet Bakanı, Meclis Başkanı Şentop da çok net konuştu. Bizim infaz sistemimizi ciddi bir şekilde değerlendirmemiz, bazı tedbirleri almamız lazım. İHAL indiriminin belli suçlarda tamamen kaldırılması ve açık cezaevine geçiş şartlarının zorlaştırılması ilk etapta masaya yatırılacak. Çağrımız yeni bir infaz rejimi için, gerçek bir yargı reformu için bütün partilerin en üst düzey toplumsal katkıyla bu işe girişmeleridir. Yeni infaz sistemi için CHP'nin de bir hazırlığı var. Ceren'in ailesine taziyeye gitti CHP'li vekiller. Kılıçdaroğlu'ysa sosyal medya hesabından bu videoyu paylaştı. Ceren, seni unutmayacağım kızım. Söz veriyorum, asla unutturmayacağım. Katilin cezaevinden firar ettikten sonra 3 gün boyunca, yani Ceren'i katledene kadar yakalanamamış olması da bir başka tartışma konusu. Şimdi merak edilen ceza sisteminde köklü değişiklikler içeren yeni infaz sisteminin ne zaman hayata geçeceği.